18 Ocak Cumartesi günü İstanbul Bağcılar'da kayıplara karışan Özbek asıllı 16 yaşındaki Şahzade Mamedova'yı aramak için annesi ve kardeşi başvurmuştu programımıza. Hafta sonları çalıştığı için pideci dükkanının sahibi Ramazan Bey'le uzun süredir ilişkileri olduğunu anlatan anne, erkek arkadaşının telefonunda çok utanç verici bir durumla karşılaşmıştı. Telefonunu aldığımda WhatsApp'lara baktım. Bu kimin telefonu bu sevgilim diye yazan kim? Bu Ramazan'ın telefonundan aldım ben, yakaladım ben. Zaten senin kızı sevgilim diye kaydetmiş. Sevgilim diye kaydetmiş. Ama annemi aradı. Bugünkü video hakikaten aytganda hammani shok qiladi. Bugünkü video hiç qachon tarixda bo'lmagan voqea. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Juda ham qisqa gapiraman hozir, sizlarga bir video qo'yib beraman. Haqiqatdan aytganda jahlilar chiqaradi hamda shok qiladi, chunki shaxsan o'zim men birinchi ko'rib hayron qoldim. Videoda boshlashdan oldin ushbu video aynan o'sha insonlarga borishi uchun va o'zlari o'qib, o'zlari ko'rishi uchun bu kommentlarni, sizlar yozgan kommentlarni atiga bir dona like so'rab qolaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda obuna tugmasi bor, obuna bo'lishingizni ham iltimos qilasiz va bu orada albatta kommentariyada, ya'ni omad silkasi kommentariyada. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin sizlarga bir qisqacha o'sha videodan qo'yib beray. Turkcha albatta, lekin o'zbekchasini sizlarga alohida tushuntirib o'tkazaman. Marhamat. Bu kimin telefoni bu sevgilim deya yozgan kim? Bu Ramazon'ning telefonidan aldım ben, yakaladım ben. Zaten seni kızı sevgilim diye kaydetmiş. Sevgilim diye kaydetmiş. Ben ama annemi ara dedi, Şahzade hastadı. Tamam, okey, söz mü? Sonra bugün neredesin, ne yapıyorsun? Bir tane böyle şey fotoğrafı, bebek karında, bebeğimiz demiş. Bebeğime iyi bak sevgilim, seni çok seviyorum sevgilim, ben de seni seviyorum sevgilim benim. İnsanı sevgiden, aşktan soğutuyorsunuz yani. Kaç yaşında bu Ramazan? 37 yaşında. 16 yaşındaki evet. Çocuğa ne demek yani bebeğimiz iyi bak falan, terbiyesizler ya. Şimdi seni, sen bunu öğrenince senin kızı gitti mi şimdi evden? Cumartesi günü saat 11'di, sonra telefonu da kapattı. Cumartesi gününden bu yana haber alamadığı kızının zorla tutulduğunu düşünüyordu Özbek asıllı anne. Ramazan diye anneye gittim ben, konuştum. Adama dedim ki sen dedim kaçırmışsın kızımı dedim. Senin haberin var, sen saklıyorsan dedim. Vallahi billahi ben bir şey bilmiyorum. Kız nerede bilmiyorum diyor. Öyle bilmiyorum olur mu Ramazan efendi yani? Gitsin çocuk polisi alsın bunu. Konuştursun, alsın kızı da elinden. O kadar da... Tushunganlar tushundi, tushunmaganlar hayrondir. Judayam bir o'zbeklarda sharmanda qilgan holat deb bemalol ayta olaman. Azizlar, sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Turkiyada bir ko'rsatuv bor. Ko'rsatuvga asosan kimidir yo'qolib qolsa yoki otilib qolsa, shunga o'xshagan bir muammo bilan keladi va u opa o'sha dardini eshitib, o'sha muammoni hal qilib beradi. Xullas, bu ko'rsatuvga ham bir o'zbek opamiz borgan va o'zbek opamiz aytishi bo'yicha qizi bilan o'zi Turkiyada Istanbulda ishlarkan bitta pidechini qo'lida, Turkiyani o'zini pide degan bir xamir ustiga qiyma qilib, shunaqa pitsaga o'xshagan narsa va u yerda ena bola ishlagan. Natijada shefi o'sha pidechi odam onasi bilan gaplashadi, onasi bilan birgalikda ko'rishib turadi, yashashadi pachti. Va u pidechi odamda o'zini xotini bor va ikkita farzandi bor ekan. Xullas, bu orada bu qizi bilan ham tanishib qoladi. Qizi 16 yosh, bilasizlar, bo'ydoq yoshda. 16 yoshli qiz bilan tanishib qolishadi va u odam bu qizni ham qiladi. Ya'ni oborib tushundinglar degan umiddaman. Va natijada qiz homilador bo'lib qoladi. Onasi bilan bir paytda gaplashib yuradi, o'zini xotini bilan gaplashib yuradi va bu kichkina qiz bilan ham gaplashib yuradi. Bir-birining telefoniga sevgilim deb, hattoki o'sha qizi bilan bir-birining nomerini u bola ham, u qiz ham sevgilim deb yozib oladi. Bu turk odam 37 yoshda. Qiz esa 16, onasini bilmadim. Shunaqa muammolar bo'lgan va onasi u narsani ko'rib qoladi. Onasi ko'rib qolib janjal qiladi, qiz qochib ketadi. Qizni o'sha bu turk bitta boshqa uyga borib o'sha yerda birga yashashni boshlaydi. Xavotir qilgan ona esa qizini istay boshlaydi. Natijada o'sha pidechini oldiga boradida, pidechi aytadi, menda emas, men bilmayman qizing deydi. Va nima qilishni bilmasdan o'sha ko'rsatuvga boradi. O'sha ko'rsatuvda birinchi kunidayoq qiz topiladi. Ya'ni o'sha ko'rsatuvda qiz ko'radi va onasini ko'rib, o'zi zimanet qiladi onasiga, ona meni kechiring deb oldiga keladi. Va shunday deydi. Sizga çok teşekkür ederim. Ben buradan gittikten sonra kızım da televizyonda beni izlemiş, böyle görmüş. Annem öyle çok üzülüyor diye ben ağlayanımı görüp kendisi de ağlamış da sonra çıkıp gelmiş. Sonra kızım geldikten sonra ben öğrendim her şeyini.
Kızım ne bu masajlar, neden kaçtın dedim, neye kaçtın? Ben dedim her şeyini açık anlatsan ne olurdu, ben seni anlardım, sen benim kızımsın, canımsın, canım içsen sen diyorum. Sonra beni anlattı ki anne dedi kusura bakma dedi, beni dedi adam dedi korkuttu dedi. Ben de korktum dedi. Ne oldu ki, ne yaptı ki adam, gerçekten var mı bu şey dedim. Evet dedi, beni dedi Bürkün dedi. Kızım dedi seni dedi pastaneye götüreceğim. Seni pasta ısmarlayacağım diye. Pasta ısmarlamış, içecek bir şeyler ısmarlamış da kolaya bir şey atmış adam. O ilaç falan atmış. Kızımın başı donmuş, sonra diyor bilmiyorum diyor. Ben dedim ki sonra ne oldu sen, ben ne oldu ki şey çok iyi anlamıyorum dedi. Başım döndü, kendimde değildim. Sonra eve geldikten sonra ben sana söyleyecektim diyor. Adam beni korkuttu dedi. Sonra ben söylemedim. Annene söylesem demiş, annene kötü bir şey yapacağım. Siz buradan gitmeyeceksiniz. Sizi kimseniz yok İstanbul'da. Öyle bir şey diye yani korkutmuş. Ama öyle şey olur mu? 16 yaşında bir çocuk kay yani kıza. Bu yaşında adam öyle şey yapar mı ya? Torsin etsem benge bu kızdı. Gapları yalgan tüyüldü. Sebebi onamı öldürmekçiydi, beni kovulagi. Ertek, o Özbekistan'da yaşayıp yürüyenimizde hala kiçkine kızlardı gapları bu. Bu yaşta siz bilen biz ötük etkiyemiz. Yani bunu köy kattala görüyor. Kovulagi bir narsa sap boydu, kegin at onamı şantlaş. Yo abi. Umuman unaqa emas. Birinchi aybi bu opani qizini bu yerga olib kelgani. Farzandini 16 yoshli go'dayda olib kelib pidechida ishlatyapti. Keyin nima bo'lyapti? Biz ayollarimiz yomon otliqqa chiqyapti, aynan shunaqalardi yuzidan. To'g'risi, 16 yoshli qizga bo'lmoq bu yerda. Biz O'zbekistonda o'qiydigan yoshda emasmi axir bular? Hattoki 16 yosh degani hayronmi O'zbekiston qanday ruxsat berdi bu qizni olib ketishiga? Chunki o'qishi bor hali, 18 yoshgacha qiz voyaga yetmagan hisoblanadi. Ya'ni o'sha zagdan chiqish uchun. Onasi qanday olib keldi buni men bilmadim. O'sha qandaydir O'zbekistondan bular hozir noqonuniy tarzda qochgan, bir oyga olib chiqaman deb va mana qilib qizni baxtsiz qilib qo'ydi. Endi bular hozir qiz 16 yoshda, balki 15 yoshda kelgandir, balki 14 yoshda kelgandir. Bu albatta qorong'i, chunki yangi kelmagani yaqqol bilinib turibdi. Mana bitta qiz baxtsiz bo'ldi, yana bo'lsa buni Turkiyada ko'rsatib, butun o'zbeklarni sharmanda qilyapti. Albatta kommentariyaga o'zingizlar fikringizni, o'zingizlarni shaxsiy gapingizni yozishingiz mumkin bu orada. Aynan bu ona va bu onaning qizi rasman bu videoni ko'radi va o'zi haqidagi fikrlarni birin-ketin o'qib chiqadi. O'shaning uchun to'g'ri ish qildi noto'g'ri ish qildimi yoki turkda aybmi yoki onasidami yoki qizidami, hamma narsani yozinglar, o'zlari bir ko'rsin va xalqimiz qanday fikrdaligini o'zlari bilsin. To'g'risini aytganda men bu narsani ko'rib oxirgacha ham ko'ra olmadim. Shunaqa jahlim chiqyapti. Eng ko'p onasiga ham jahlim chiqdi va qiziga jahlim chiqyapti. Chunki onasi bu yerga o'sha 16 yoshli qizni olib kelib ishlatyapti va natijada 16 yoshli qiz ham qichib o'sha turk bilan yuryapti. Asabiylarda buzadigan holatlar albatta. Bu yerda 16 yoshli qizga bom, ya'ni Turkiyaga olib kelib, buni ishlatib yana bo'lsa. Yana nima ekan, kolamga narsa solib qo'ydimish. A kolinga narsa solib qo'ygan bo'lsa, telefonga nimaga sevgilim deb yozib olding? Oddiy bitta savol, kichkinagina. Xullas do'stlar, asabiylarda buzgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. To'g'risi shaxsan o'zimdan jahlim juda ham chiqdi, nima bo'lsa ham o'zbek va bunday o'zbeklarda boshqa o'zbeklar sharmanda bo'layotgani va boshqa o'zbeklarga bu narsa tamg'a bo'layotgani asabimni buzadi xolos. Chunki halol ishlab yurganlar bor. Va men bitta narsani aniq aytaman. To'g'ri, bu yerga yosh qizlar kelyapti, erga tegmagan qizlar kelib, kimdir ishlab yuribdi, kimdir o'sha yomon yo'lga kirib ketgan. Bu albatta o'zlarini gunoh va o'zlariga bosiladigan tamg'a. Lekin meni shaxsiy fikrim, bu yerga 16, 15, 14 yoshli qizlarni kelishi noto'g'ri. Olib kelmash kerak. Yana bitta narsa bor. Olmantayga olma tushadi. Qush uyda ko'rganini ko'radi va albatta o'zingizlar tushundinglar degan umiddaman. Shamol bo'lmasa daraxt uch qimirlamaydi. Bunaqa maqola hozir juda ham ko'p. O'zingizlar tushundinglar degan umiddaman albatta va o'ylaymanki, boshqa bir ota-ona, boshqa bir ona farzandlarini olib kelib, ya'ni ayniqsa qizlarini olib kelib bu yerda ishlatib sharmanda qilmaydi degan umiddaman inshaalloh. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Albatta, albatta, Baxtiyor aka bilan Nuriddin akaga qo'ng'iroq qilish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.